Bismillah, elhamdülillah, salatu selamu aleyhi ve sellem. Bir insan üç kızını bozup koyup dediler, namazı billah. Bunu miliseler buraya kusturup, buraya kusturup, ahirene koyu yuvarışıptı. Yine bu hatınının akasının hem kızını bozup koyuptu. Miliseler hiç nasıl kılış olmayaptı. Şuna adamın öldür varsa bu olaydı mümkünler. Şeriatta zinanın özünün hükmü var. Bu hüküm insan düşünce ki bir zina kıyken de yani zorlaşma düşünce ki baba bulan zina kaldı bana. Bu hüküm ki o boyda olsa bunu yüzlerle vuruladı. Ve fukuhalarda bir sözü de bir yıl onu sürgün ham kılınladı. Eğer uylengen olsa uylengen erkek ve ayol ularni tosh bo'ron qilib o'ldirilinadi. Va lekin zo'rlash bu yanada hukm og'irroq bo'lishi tabiiy. Uning ustiga o'zini qizini zo'rlash yoki xotinini jiyanini zo'rlash uning hukm og'irroq bo'lishligi tabiiy. Bu muharaba deyiladi. Muharaba degani qaroqchilik hukmi, bezorilik deyiladi. Bu bezorilar hukmini Alloh taolo Qur'onda aytib qo'ygan. إن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض البتة الله رسوله قارش بيزار لخليد جلر وير يوجد بزغنش لخليد جلر دين جزاسة ولر أولدرب أولدرب تسلش لغي. Shunchaki o'ldirilishmi? O'ldirilib, ya'ni maydalab o'ldirib tashlashligi degan. Ayusallabu yoki ularni xochga osib o'ldirib tashlashlik. Avtuqatta aydihim va arjuluhum min xilof yoki ularning qo'l oyoqlari teskari qilib qirqib tashlanishligi. O'ng qo'l chap oyoq yoki chap qo'l o'ng oyoq yoki ularni surgun qovarish, yo'qotvarish, surgun qilib. Mana bu qaroqchilar jazosi deyiladi. Bu jazolar ko'rinib turibdiki, mana odam o'limga haqli, bunda shubha yo'q. Bu milsalarda hukmi bizga hukm emas aslida. Aslida Allohning hukmi bilan hukm qilinadi. Va nihkum baynahum bima anzalalloh. Odamlar o'rtasida Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qiling degan. Hattoki yahudlar o'rtasida bo'lsa ham وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Kim Allah nazil qilgan narsalar bilan hukm qilmasa o'shalar kofirlardir degan. Demek bu odamni aniq holati nimalik? O'lim bu, tamam. U melsa uni nima deyishdan qat'iy nazar. Lekin وَأَنِحْكُمْ degan hukm qiling. Hukm qilish bu hokimning ishi. Hokim bilan bo'lmasa bu ish, hokim boshchiligida bo'lmasa, jamiyatda shunchaki insonlarda o'zigagina vojib bo'lmaydi bu narsa. Chunki bu ishlarni qilishdan maqsad shariatda mana shunaqangi zino, shunga o'xshagan hat-hududlar amalga oshirilishdan maqsad shunchaki modaqa bir tutruqsiz odamni yo'qotib yuborish emas. Bu va buning yana bir hikmati odamlar ichida shu narsani e'lon qilib, odamlarda shuni oqibati qanaqa bo'lishini ko'rsatish. Shuning uchun aynan zinokorni jaldalashlik, uni savalashlik hukmida Alloh taolo "Val yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin" degan. Bularning azoblanishiga zinokorlar mu'minlardan bir toifasi guvoh bo'lib tursin degan. "Va la ya'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillah" إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أغير الله كي وآخرت كنوغة إيمان كيلترغن من دي سيلار بلغن نسبتان سلاد رحم شبقة تتماسن ديان لكن أنا قرن أولان عذاب لارك برگروه مومولار قواه وبترسن ديان بو بلدرادة كي بو إشلار پنهانا ناقين خلب خلب كتل نيريان إشماس بو قشان قلنا دي هم منين كوزون جدا منا كوريلا منا پلانجي قبتد ana shu olib chiqib uning jazosi panday bo'lar ekan deb hukm qilish bilan bo'ladi. Shunaqa qilisholmasa insonlarga bu hukm vojib bo'lmaydi.
Çünkü aslında bu dünya hammaga cezası beriladigan dünya emas. Cezo beriladigan dünya başka aslında. O ahiret diyarı. Qachon insonda tamkin bo'lsagina bu ishlarni qilishi joiz bo'ladi. Tamkin ana shu imkoniyati bo'lsa, uni qilishligiga ana shunaqangi hokim, qozi degan narsa bo'lsa. Toki bu ishlarni qilib insonlar o'rtasida yana to'palang favzo, ya'ni to'polonlar kuchayib ketmasin. Mana bu narsa har xil yomon katta fitnalarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun buni jazosini Allohga qo'yish kerak va hokim, qozi shunaqangi bo'lsa o'sha hukm bilan o'shani bir amir qilib o'shani bir izni bilan buyrug'i bilan bu ishlar qilinadi, bo'lmasam bu ishlar qiyomatga qoladi. Vallohu a'lam.